Lina'dan bir haber var mı? Yok ama her an ortaya çıkabilir. Ay Kulina Hanım, senin de işin zor vallahi. Başından hiç dert eksik olmuyor. Sana diyorum, gel yerleş şu dünyaya. Ay buranın da derdi başka şekerim. Benim gibi çekici bir kadını rahat bırakırlar mı? Ya. Evleneyim desem bu genç yaşımda adam kahri mi çekeyim? Genç mi? Aa, daha şunun şurasında 600 yaşındayım. Maşallah maşallah. Vallahi gerçekten hiç göstermiyorsun. Öyle. Şoker nasıl? Ay bugünlerde çok iyi, hiçbir şeye karışmıyor. Sulina'dan bizi kurtarıp kahramanlık madalyası aldıktan sonra diğer oyuncaklar onun yanından ayrılmıyorlar. Havalara girmiştir artık. Tam tersi, iyi kalpli ve kahraman olmaktan da nefret ediyor. Mendebur, ne olacak? Bakayım sizinkinin modeline. Ay çok güzelmiş. Ay ben de sizinkine bakayım. Bakın. Türkan Şoray kirpiği benimkinin modeli. Ay pek güzelmiş. Öf sıkıldım. Ör ör bitmiyor. Hazır dünyaya inmişken uğrayacağım başka yerler de var. Gitsem iyi olacak. Yeni dönem başladı. Git bak bakalım eğitim öğretim ne durumda. Sonra ördüğün kazağı sahibine iletmiş olursun. Aşk olsun Makbuş, neden böyle söylüyorsun? Yok canım, bir şey demedim ben. Git şu zavallıyı gör de aklı başına gelsin. Tatilde seni göremeyince avareye döndü bir biçare. Bana neler oluyor? Ne oluyor Nana? Acım çok kaşınıyor Kulina. Eyvahlar olsun, bu çok kötü. Aa, nesi kötü canım? Para gelecek derler. O sizin dünyanızda öyle. Oyuncaklar ülkesinde birinin avucu böyle kaşındı mı genellikle kötü şeyler olur. Aa, hoppala, bir yaşıma daha girdim. Hey Arif Bey, bu ziyaretinizi neye borçluyuz? Arif abicim, kusura bakma boşu boşuna buralara kadar yorduk sizi. Allah seni inandırsın, sen gelmeden az önce biz de ihaleden çekilsek mi diye konuşuyorduk. Ya, Volkan saçmalama, öyle bir şey konuşmuyorduk. Nedense ortağım ihaleden çekilmemizi isteyeceğinizi düşünmüş. Kim? Biz mi? Neden isteyelim ki? Siz bizi gayrimeşru işler yapan biri mi sandınız? İnsanın adı çıkacağına canı çıksın. Arife tarif gerekmez efendi. Ben namusuyla çalışan bir iş adamım. Kim çıkarıyor hakkımda bu dedikoduları? İyi o zaman, mesele yok. İzin verirseniz işimize dönmek istiyoruz. Çok ayıp. İnsan misafirini hiç böyle kapı dışarı eder mi? Bir sorun bakalım. Bir şey içiyor muyuz diye. Ne içerdiniz? Çay, kahve, gazoz? Vallahi bir acı kahvenizi içerim. Sizler ne içerdiniz? Beyrut abi çay? Onlar içmez. Malum. Her an tetikte olmak gerekir. İçimden bir ses Hakan'ın başında bir bela var diyor. Allah korusun kızım. Bunu da nereden çıkardın? Ay Makbur sorma. Bizde avucunun içi kaşındığı zaman kalbinde özel bir yer olan kişinin başı belada demektir. Ay yüreğimi inecek şimdi vallahi. Sana bak. Tövbe estağfurullah, dinlemedi bile beni. Allah korusun. Bu da nereden çıktı şimdi durup dururken? Demek bizi merak ettiğiniz için geldiniz. Güzel. Şimdi merakınızı giderdiyseniz izninizi isteyelim. Yapacak işlerimiz var. Bana bak Hakan Efendi. Senin aklın başında değil anlaşılan. Ama aklını başına getirmesini bilirim ben seni. Öyle mi? Buyurun, merak ediyorum ne yapacağınızı. Bu da kim? Çocuklarımın bakıcısı. Ne o? Niye gelmiş? Sana da mı bakıcılık yapıyor? Ne oluyor? Hiçbir şey. Ders bir zamanda geldi. Bu konuşma burada bitmiştir Arif Bey. Buyurun. Yazık. Çok pişman olacaksın. Ama iş işten geçecek. Burası dağ başı mı? Böyle tehditlere papuç bırakacağımızı mı sanıyorsun?
Görüşeceğiz. Demek çoluğun çocuğun da var senin, öyle mi? Şimdi ben senin... Hakan, gel. Kendine gel. Gel buraya. Eğer aileme yaklaşacak olursan seni pişman ederim. Bize bakın sersemler. Görüşeceğiz Hakan Efendi. Allah kahretsin. Ne oldu sesime be? Abi hiç konuşma istersen. Konuştukça sinirlerim bozulur. Sen kimsin bana akıl veriyorsun? Sersem. Şuna bak ya. Adam bizi düpedüz tehdit etti. Bu işin şakası yok Hakan. Ne olacak peki? Her tehdit aldığımızda pes mi edeceğiz? Hayır Volkan, ben bu işin peşini bırakmayacağım. Ya olacak şey değil. Düpedüz ailemi tehdit ediyorlar. Bu adamlar böyle. Neden anlamak istemiyorsun? Lütfen bırak bu saçma inadı. Adamlara haber gönderip ihaleden çekildiğimizi söyleyelim. Olmaz Volkan, olmaz. Gerekirse polise gidip bizi tehdit ettiklerini söylerim. Kendine acımıyorsan çocuklarına acı bari. Onların kılına bile dokunamaz. Nana bari sen aklı başında davran ya. Hayır, çocuklara asla zarar veremez. Gördün mü? Nana bile senden daha cesur. Ya hangi devirde yaşıyoruz? Biz alnımızın teriyle para kazanalım. Bir tane mafya bozuntusu gelip işimizi elimizden alsın. Olacak şey mi? Güzel abi. Sen bu kafayla devam et. Çok güzel. Ha. Ya belki de Volkan haklı. Böyle adamların ne yapacağı hiç belli olmaz. Ama haksızlık bu. Yani bu bir iş. Kim hak ediyorsa o alır. Böyle zorbalık yapması hiç doğru değil. Hay aksi. Keşke bunu adamın yüzüne söyleseydim. Sen nereden geldin Nana? Uzaydan falan mı? Of, şu saatten sonra adamın bana takacağı varsa takmıştır zaten. Okula gitmemi ister misin? Nasıl olsa yapacak bir işim yok. Çok iyi olur. Hoşça kal. Görüşürüz. Ay inanamıyorum ya. Ama ben o adamı duymuştum. Çok acımasızmış. Hem de nasıl. Hakan Bey'imiz de kalktı. Adama kafa tuttu, değil mi? Ama erkek dediğim böyle olur işte. E kim annesinden korkuyor, kimi de en azılı mafya babasına kafa tutar. Merve ne alakası var şimdi? Ah ah. Karşımıza da çıkmadı ki böyle bir yiğit. Anlaşıldı. Sen tehlikenin farkında değilsin. Stresten karnım acıktı. Hadi gidip bir şeyler yiyelim. Aa, aa, sen garsona sipariş verebilecek misin? Korkmaz mısın? Geç, geç bakalım dalganı. Geç. Gel, gel. Nesi var bunun? Aman hiç, annesinin etkisinden kurtulması için psikolojik bir yöntem deniyorum. Simge! Haberin var mı, neler olmuş? Yok.